Servetciğim, yengeciğim, hesaptaki parayı aldım, şu tutkartı yatırdım. 6 maçtır kaybetmiyorlar, düşünsenize. 300 bin veriyoruz, 900 binimiz oluyor. Oldu mu? Şu tutkart çok güzel başladı maça. İlk yarı attılar golü. 90, 1-0 öndeyiz. Hesi 90+3. 900 bin avuçlarımızda. Hamur bastırıyor, bizimkiler direniyor. Sakın kaybettim deme. Vallahi hakemin imleli ya. O olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy var ya. Attı kendini böyle. Attı kendini, hakem de çaldı diyor. Vallahi benim suçum yok. Gökhan. Kardeşim benim. Güzel arkadaşım. Senin ben amına koyayım. Asıl ben koyayım. Fatma. Sus, sana da koyayım. Allah belanı versin. Alkolik. Ulan ben sana bu yavşaklı iş yapılmaz demedim mi? Ha? Fatma. Demedim mi? Bak. Maalesef benim kaderim buydu. Her zaman son dakikada kaybetmek ve kadınlardan dayak yemek. Zeytin suyuna kuru ekmek. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Gider be, buna da gider. Sakal, Sinem, bugün emniyet için ufak, bizim içinse büyük bir gün. Hadi bakalım, devlet hizmet bekler. Buyur hacı. Eyvallah. Senin takımın maçı varmış ha bu gece. Sinem, ses ver biraz. 17 maçtır yenilmiyorlar. Karşımızda böyle güçlü takımlar hiç kalıyorlar. Ama sonuç hep aynı. Dere boyu siker bayıltır. Bak askerlerime, aslan bunlar, aslan. Bahattin abi, maç nerede bu akşam? Baba Yiğit'te. Maç kimleymiş bu akşam? Deli Recep'in adamları. 12 maçtır gelene geçene geçiriyorlar. O yüzden bahisler çok yüksek. Benden bir 100 bin çalışır. Ama ilk yarı sonucunu oynarım ona göre. İstihare sonucu o kadarına izin veriyor. Ne yapayım? Adnan, sen bu işlere soğuk duruyorsun Adnan. Bu sefer gir bu işe Adnan. Bahattin abi, benim işim hesap kitap işi. Şimdi ben maç sonucuna 300 bin koysam, sonunda ne alırım? Maçı kaybedersek babayı alırsın. Ama kazanırsan 600 alırsın Adnan. 600 bin. Ben bugüne kadar 3 milyon kazandım Adnan. 3 milyon. Hacım, peki bu çocuklar yollarını buluyorlar mı bu işten? Ah be hacım be, ah be hacım be. Küçük insanların kafasına büyük mevzuları sokmayacaksın hacı. Tabii 300-500 götürüyorlar. Zaten bu mevzuyu kaptanlar kendi arasında hallediyor. Yoksa bu kadar büyük bahisleri bilseler sahaya çıkıp hiç böyle top oynarlar mı hacı? Ya Bahattin abi, iyi diyorsun, hoş diyorsun da ya uyanırlarsa? Geçme namert köprüsünden, uyandırma vakvakları. Halı sahaya çam diktim, git topla kozalakları. Çok güzel ya. Sana söylediğim gibi basit bir bahis çetesi bunlar. Ya Sinem, duymadın mı? Bak, askerlerim diyor. Sonra 17 diyor. Hiç düşündün mü niye 17? 17 maçtır kaybetmiyorlar çünkü bunlar. Yanlış. Bence bu bir şifre. Neyin şifresi? Darbe. Darbe tarihi. Ya Sinem, anlasana. Dere boyu diyor. Çam diyor. Kozalak diyor. Ve en önemlisi vak vak diyor. Vak vak. Vak vak diyor. Vak vak. Ve bütün bunların kesiştiği en önemli nokta. Baba Yiğit. Yüce, bir şey söyleyeceğim. Sen biraz böyle kafayı yedin mi? Ha? Bütün ihtimalleri düşünüyorum. Hepsi bu. Fazla düşünme bence Yücel. En son ne zaman ağladın Sinem? Şimdi. Geldi. Hastasıyız dede.
Neredesin lan köfte? Allah'ıma yakışıklısın ha. Geç oğlum yerine sen. Sizin ne işiniz var lan burada? Lavuklar. Zımbaysan zımbalığını bil. Hadi oğlum işimize bakalım şimdi. İşimiz de bizim teslimat. Kamera. Ateş! Ahdin abi gözünü seveyim ben almadım abi. Vallahi billahi ben çalmadım abi. Çalmışlar mı abicim? Vallahi almışlar. Ben bir şey yapmadım abi. Ben içmedim abi. Vallahi yemin ederim. Fırıncı. Ulan fırıncı. Yılın filmi olacak bu. Ahdin abi yakma. Yanıyorum abi. Vallahi yanıyorum ya. Ahdin abi yakma beni. Ya ben yanacak adam mıyım abi? Ulan ben adam mıyım be abi? Yakma gözünü seveyim. Aaaa! Geç mi? Geç mi? Geç mi? Lan Lokman! Abi! Nerede lan? Nerede benim paketim? Nerede lan paketim? Nerede lan? Nerede? Nerede lan? Abi vurma abi ya. Ne paket abi ya? Ben senin paketlerini niye alayım abi ya? Öldürürüm lan seni. Döve döve öldürürüm Lokman. Nerede lan benim paketlerim? Abi bacaklarıma vurma. Akşam amaç var abi ya. Bak, abi ya. Ya. Bacağına da sıçarım şimdi. Paketler nerede lan paketler? Bacağım kırıldı abi. Lokman söyle. Seni var ya öldürürüm Lokman. Paketler nerede? Vallahi bilmiyorum abi. Ne paketi abi ya? Ulan Lokman, öldürürüm seni lan. Abi dün gece Hikmet abi geldi ya. Belki o almıştır abi bacağım. Abi. Hikmet. Abi. Hikmet. Bacağım. Hikmet! Çocuklar, bu akşam size yeni bir öyküm var. Dilim sürçerse kusura bakmayın. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Diyeceğim o ki kişi yetinmeli. Yaşam dediğin kısacık bir çizgi. Namus, şeref, onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Kaz görünür dersen, kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, bu kafayla bir baldaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma. Allah, bu dünyada yatacak yerim yok. Günahlarımı affeyle ya Rabbi. Yer aç yanına geliyorum. Eşhedü en la. Hikmet! Hikmet! Hikmet açsana lan! Güzel Rabbim! Allah'ım Hikmet, sana çok şükür ya Rabbim! Aç lan! Şu kulunu acıdın. Bana Azrail'i gönderdin. Allah'ım sana çok şükür. Hikmet! Hikmet! Öldürürüm lan seni! Manyak! Açsana onu! Canım kardeşim. Hikmet! Nerede lan paketler? Ne yaptın lan? Konuş! Konuşsana lan, konuş, nerede paketler? Sık kızlarım kardeşim, hala nefes alıyorum, sık. Ben yapamadım, sen yap lan. Sık ulan. Ulan sen nasıl bir manyaksın Hikmet? Sık sana canım kardeşim, öldür beni ya, öldür. Yürü git lan, yürü git lan, manyak yeri. Paketlerim nerede, onu söyle bana. Söylesem öldürecek misin lan? Ulan madem söyleyeceksin, niye öldüreyim lan seni, gerizekalı herif? O zaman söylemem. Seni gebertecem lan! Seni gebertecem! Söyle çabuk nerede? Bestami Hoca'ya verdim. Bestami Hoca da sık kırtlar mı? Sık ulan! Niye sıkmıyorsun lan? Öldürsene lan beni, öldür! Allah belanı versin Hikmet. Allah belanı versin senin Hikmet. Bela okuma lan, bu evde bela okuma. Selamın kavra ya. Selamın kavra ya. Lan! Lan! Lan.
Hadi bakalım, hadi iyisiniz gene. Mallar sağ salim bende çocuklar. Merak etmeyin. Hocam hayırdır, hani yakıyordunuz o Meret'i? Yavrucuğum, bizim olacakları önceden görmek gibi bir kabiliyetimiz olduğu için önlemimizi önceden alırız çocuğum. Eyvallah hocam. Ne eyvallah lan? Hı? Tövbe tövbe. Hoca efendi, şimdi efendim tamam bu sığır bir hıyarlık yapmış da... Yani bu mevzuyu fazla uzatmasak, biz o paketleri bir alsak, inceden yürüsek gitsek ha? Almadan vermek Allah'a mahsustur yavrucuğum. Nasıl yani hocam? Ben dün gece bir istihareye yattım çocuklar. Rüyamda ne görsem beğenirsiniz. Siz halı sahada top oynuyorsunuz. Aman ya Rabbim, onlar ne paslar, onlar ne şütler, onlar ne goller yavrum. Ah benim güzel çocuklarım. Sabahleyin uyanır uyanmaz dedim ki Allah'ım sana adam olsun. Bu çocuklar ilk yarıyı kazansınlar. Bir şeyler vereceğim işte dedim yahu. Ya hocam, bu mevzuların bizim bu paketlerle ne alakası var ya? Yavrum, ilk yarıyı önde bitirin, gerisini merak etmeyin. Sen benden malı alırsın. Ayrıca Bahattin'e karşı da kefiliniz ben olacağım inşallah yavrum. Sağ olun hocam, eyvallah da. Yani siz nasıl bir insan çıktınız efendim? Yani bizim maçın ilk yarısıyla bu mevzuların ne alakası var, ben tam olarak anlayamadım. Hikmet yavrum, bu suali bu çocuk sorsa anlayışla karşılayacağım da... senin suratında bir çuval sakal var. Artık adağı sana ben mi anlatayım çocuğum ya? Tövbe haşa efendim, gayet iyi anlıyorum ben, anladım efendim. Neyi anladın aman okuyayım? Tamam, anlatacağım sonra. Biz izninizi isteyelim efendim. Selamun aleyküm. Görüşmek üzere. Gel. Gel oğlum gel. Anladım ben hocam, anladım. Ya Hikmet sen ne saf adamsın ya. Ulan böyle çakallara yüz veriyorsunuz. Herifler ondan sonra tepemize çıkıyor ya. Bak hacım tövbe de, vallahi çarpılırsın tövbe de ha. Ya ne tövbesi Hikmet, görmüyor musun lan adamı? Yalandan istihareye yattım, mistihareye yattım diyor. Alttan her türlü dümeni çeviriyor. Ulan tipinde mi emin et yok adamın, anlamıyor musun be? Ya lapa lupa konuşma benimle ya, yürü git ya. Yürü Hikmet, yürü! Gel gel gel. Hayırdır Adnan Bey? Servet, sende zamparalık falan var mı aslanım? Hayır Ayfer, hiç kesinlikle olmaz. Ha. Peki alkol, uyuşturucu bağımlılığı falan? Ağzıma sürmem yemin ederim. Ha. Peki benden çaldığın paraları götüne mi sokacaktın hayvan? Aşk olsun Adnan Bey, çok ayıp. Yani beni buraya bunun için mi ya? Böyle küfür edip böyle kalbimi kırmak şeysinden mi yani? Burada bana kalkmış neler söylüyorsunuz yani? Ben şirketim için böyle canımı dişime takayım. Sabahtan şeysinden akşamın şeysine kadar şirketin muhasebesinde. Pazar pazar ben size konuyu mu anlatayım yani, keyfinizi kaçırayım? İnternet korsanları almış başını gidiyor. Şifreler havada uçuşuyor ve siz bana kalkmış... Teessüf ederim. Amına kodumun çocuğu! Allah! Ulan atayım mı seni buradan ha? Bana martaba okuyorsun. Yarabbi! gokanyilmaz@gmail.com Kadıköy'de tekelci. Senin çocukluk arkadaşın. Her hafta sonu beraber top koşturuyor musunuz yavşak? Öldüreyim mi lan ben seni? Ha? Allah aşkına beni affedin ne olursunuz. Lütfen karım yüzünden, Fatma yüzünden olur. Fatma! Sıçtı ağzıma Fatma! Sıçtı ağzıma! Ulan kalk, kalk! Ulan sen ne yavşak verirsin ha? Ulan sen ne yavşak verirsin? İki dakika içinde karınca sattın. Hayvan ol hayvan. Ne yapayım ulan ben seni? Ne yapayım ulan? Öldüreyim mi lan ben seni? Öldüreyim mi ha? Allah aşkına. Allah aşkına canım, baş tembel ettim siz etmeyin ne olursunuz. Allah aşkına yalvarıyorum. Ben sana vereceğim. Ha? Ne? Sana son bir şans daha vereceğim. Verin efendim. Sen kalecisin değil mi? Ha? Evet efendim, evet. Ha. Bak, ne yapıyorsun, ediyorsun? Bu akşamki maçta kesinlikle gol yemiyorsun aslanım. Ha? Gol yok. Gol?
Yok, yemiyorum, yok. Bitti. Durdun mu lan? Durdun mu lan beni? Hı? Gol yok. Bakayım aslanım benim. Yapışağa bak ya. Ne kodumun çocuğu. Daha dünkü bok. Ne yaptığını zannediyorsun Servet? Hayatımda ilk defa zannetmiyorum. Yapıyorum. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum buradan. İster gel ister gelme. Kaçınca kurtulacağını zannediyorsun değil mi? Gerizekalı. Ayıp oluyor Fatma. Bok çukurunun içine düşürdün beni. Şimdi oradan kurtulacağım. Nah kurtulursun. O herif cehennemin dibine bile girsen bulur seni. Ayrıca sen gül gibi karnı bırakıp nerelere gidiyorsun? Ne yapacak herifmişsin be? Fatma. Sümsük. Fatma. Rezil. Fatma. Erkek misin sen be? Fatma. Ne yapayım ben şimdi ya? Nerelere gideyim? Ne güzel kendi yağımızda kavruluyorduk. Bizim neyimize çakallarla dans. Fatma! Seni çok seviyor bir tanem. Canım kocam benim. Sen hep kendini olduğundan küçük görüyorsun. Kendinin farkında değilsin. Halbuki sende çok kamal var. Şimdi fark ettin mi? Evet. Servet, sen benim erkeğimsin. Kafana koydun mu her şeyi yaparsın. Yaparım değil mi? Yaparsın aşkım, yaparsın aslanım. Bana bak, bence en iyisi karşı takımla anlaşma. O şerefsiz sana golleri yemeyeceksin dedi ya. Kesin bu işten bir çıkarı var. Servet, anlasana. Başka dümenler dönüyor. Şike yapacaksın. Golleri yiyeceksin. Gol. Ye. 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 Ondan sonra paraları alıp beraber kaçacağız buradan aşkım. Fatma. Takım ne olacak? Siktir et takımı. Her koyun kendi bacağından ısılır. Bu muhasebeci biraz salak galiba. Vallahi salak malak. Örgütün sağ kolu olabilir. Nereden çıkardın şimdi örgütün sağ kolu olduğunu? Baksana ya adamın yaptığı işlere. Cesur adam. Gerçi ben de cesurumdur. Ama o illegal. Kankacığım ya. Çırak dedik, bağrımıza bastık. Adam gibi dükkanı temizlemiyor ki lavuk. Sonra belediye bizi ceza kesecek biliyorsun. Hafızlar, Servet nerede kaldı ya? Ya işte onun biraz canı sıkkın. Hayrola? Ya hanımı çok üstüne gidiyor ya. Servet pırlanta gibi çocuk ama hanımı böyle bir değiştiriyor çocuğu ya. Abicim alayınızın sorunu bu ya. Vallahi bak karı işi adamı bitirir hacım, bitirir. Bakın bana manita yok, sıkıntı yok. Oh! Ne o kız? Bugün mesajlaşmıyor musunuz? Aranız mı açık? Akıllandım abla. Ağırdan satıyorum artık kendimi.
İyi. Laf aramızda biz geçen gün Gökhan abinle bir kapıştık. Ay rezil olduk mahalleye biliyor musun? Yanaştı da yüz vermedim. Keşke vereydim. Kadın dediğin biraz işveli olacak. Cilveli olacak. Öyle kocasının karşısına böyle bir sallayacak. Eritecek kocasını. Ay Behlül. Vallahi aynı malim Oğra gibi oldum. Çok güzel oldum. Maşallah. Hay gören de kadınlıktan ölüyorsun sanır ha. Kadın dediğin biraz ele gelir şöyle. Sabahları iki poğaça at ağzına. Ha. Gidecek kocan yanındaki bir fıstık bulacak. Sonra sen de alacaksın rakı şişesini sabah akşam artık. Sabah akşam içersin karşılıklı. Ne haber oğlum? Nerede kaldın oğlum? Affettim oğlum seni. Hakikaten mi? Aslanım benim. Aslanım. Tabii, hadi. Hazır mıyız maça? Adam başı 1000 lira indiriyoruz tertemiz. Servet bir sorunumuz var yalnız. Nedir oğlum? Bu gerizekalı çocuğun bacağını kırdı. Kırdım. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Dert ettiğiniz şeye bak be. Derdiniz bile baldan tatlı oğlum sizin. Derdin bile baldan tatlı. Köftecin bıyıklarını yer mi senin de o bıyıkları? Oğlum bir dur. Kafan mı güzel? Muhasebeci senin ya. Gideriz oğlum Adem abiye. Tamam mı? Bir tane zenci topçu ayarlarız. Tertemiz. Adem abi mi? Oğlum onun için insan kaçakçısı diyorlar lan. Yok. Aslında işin aslı öyle değil. Öyle bir rivayet, bir söylenti var. Ya. Del Piero. Del Piero vurdu, gol oldu. Del Piero. Öyle bir vurdu ki. Televizyon ahta. Del Piero. Sağdan gidiyor. Su ver bunu abi. Gel. Çık. Daraldım ben. Hadi. Şimdi bu zenci futbolcu da nereden çıktı ya? İşler iyice karıştı. İşler karışmadı Sinem. Tam tersine. Örgüt çözülme sürecine girdi. Nasıl yani? Suçluları yakalamak için suçlu gibi düşünmek gerekir. Murat, araçta ayakkabı boyası var mı? Lostura işine mi giriyoruz abi? Şu durumda yapılacak en iyi şey onların arasına karışmak. Hatta onlardan biri olmak. Aradıkları zenci topçu ben olacağım. Çok değişti gençler. İsti futbol, desti futbol. Buna döndü artık. Her yerde sıkı takip var. Her şey ıh oldu. Ne? Sıkı takip mi? Başımız belaya girmesin sonra. Doğru be oğlum, iki dakika. Abi şimdi takip makip karıştırma. Çocuk gelecek. Bir saat topunu oynayacak. Tertemiz alacak parasını, gidecek. Hangi mevki bu? Nereye adam lazım Servet? Orta saha abi. Şimdi zenci diye ısrar mı ediyorsunuz? Bakın size bir şey göstereceğim. Professional futbolcu kataloğu. Tamam. Mesela buyurun. Tam biçimli. Hong Lee. Topu bir alıyor ayağına. Üf. Messi. Adem abi iyi güzel söylüyorsun da. Şimdi bak sen ne bilirsin. Zenciyi takımın göbeğine koyduğun zaman hani rakip takım için psikolojik bir etken oluyor icabında, değil mi? Şimdi bu Çinli'yi ortaya koy, aynı etkiyi alamayız yani. Yani nedir ya bütün bazı kadınlar gibi bu zenci takıntısı? Tutmuşsun zenci bak. Mesela Şahmuradov. Çeçen bu çocuk. Savaşçı olurlar biliyorsun. Aynı Gattuso. Vallahi Çeçen bana uyar. Hiç değilse din kardeşiyiz abicim. Yok abi zenci gözünü seveyim. Abi onlar iyi basıyorlar. Biz de defansa rahat ediyoruz icabında. Ya bu kadar tanıdığın var. Bul bir zenci. Saat satanlar bile olur. Nasıl abla? Oldu mu? Yok olmadı. Niye olmadı ya? Kemik yapım buna uygun değil. Yoksa tamam yani. Bir kemik yapısından kaldı yani. Şimdi bak zencilerin burunları biraz daha böyle yayvan. Tamam. Böyle gözler biraz daha çıkık. Dudaklar biraz daha böyle pörtlak oluyor. Olmadı seninki. Şimdi? Benim daha iyi bir fikrim var. Kaçta nerede şimdi sizin bu iş? Baba Yiğit'te 8:30'da. 8:30. Tamam. Ben düşüneceğim. Siz hafiften uzayın. Adamı göndereceğim size. Eyvallah abicim. Hop. Bu işten kim ne kadar alıyor Servet? Bu Adem için insan kaçakçısı diyorlar oğlum. Başımız belaya girmesin lan. Yok be oğlum be. Herkes ağzı olan konuşuyor anasını. Biz insan kaçırmıyor. Topumuzu oynayacağız ya. Tamam. Mustafa abi kolay gelsin. Sağ ol Del Piero. Al aynı işler. Adem'e bakmıştım. Adem, buyurun benim. Adem Bey,
merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz hanımefendi. Eski İstanbul Kıraathaneleri ile ilgili ben bir yazı dizisi hazırlıyorum gazetemiz adına. Sizin de kahveniz pek bir meşhurmuş. Sağ olsunlar, hangi gazete? Yan Taraf. Yan Taraf gazetesi, günlük siyasi bir gazete. Evet. Diyorum ki bir röportaj yapalım, fotoğraf çekelim. Olur tabii. Kahvemizin namı ülke sınırlarını aştı tabii haliyle. Burada mı yapalım röportaj? Yok. Diyorum ki şöyle mahalleyi arkamıza alalım. Ha. Güzel bir fotoğraf çekimi. Ha? Sokağa olur. Çıkalım mı? Buyurun. Tamam. Mehmet, benim fotoğraf çekimim var. Siz takılın. Tamam. Buyurun. Gülmelen, kurik. İşler nasıl gidiyor? İşler iyi valla. Var mı bir durum şu anda? Şöyle. Böyle buyurun. Şöyle minibüsün önünde çekeyim fotoğraflarınızı değil mi? Daha güzel, güzel bir açı. Olur hanımefendi. Hadi hay bakalım. Hay. Nasıl? Evet, gülümseyin. Çok güzel. Evet, buraya. Bir daha. Evet. Abi, selamünaleyküm. Kardeşim, şu an fotoğraf çekimi yapıyorum. Seninle ilgilenemem. Sonra bakarız, hadi. Gözlük ister misiniz? Gözlüklü takalım mı? Ama abi, beni tanımadın mı? Makone Kubuni ben. Asayiş şubeden. Bizimle merkeze kadar diyorum. Ama hanımefendiyle bizim ben fotoğraf çekimimiz var. Ben çekeceğim senin fotoğraflarını. Ama be, itikak arkadaş. Olmaz. Adam gibi davranın lan. Gir içeri. Yavşak yoktu, dayak yoktu hani. İt.